Rasim özden İnsan taş mı? Dış kabuk en içteki özdür. Görünen neyse gerçeklik odur. Sen kendin gerçeksin demekle iş bitiyor mu? İnsan taş mı? Taşın içi dışı birdir. İnsan taş değilse içi dışı bir olabilir de olmayabilir de. Mürailik, münafıklık veya saffet hali. İnsan son münafıklık halinde sabit kalmayabileceği gibi son safet halini de sürekli koruyamayabilir. Eğer onda peygamberlikten, masumiyetten bir behre yoksa. Burada alıntıladığım cümle bağlamında bir anlama atıfta bulunmaya çalışıyorum. Görünen neyse gerçeklik odur diyerek, gerçekle görünen arasında özdeşlik kurduğumuzda iş bitiyor mu? Öyleyse izlenimciler niçin gerçeği saptırıyor diye kınanıyordu. İzlenimciler, dışavurumcular, sembolistler, romantikler, gerçekçiler ve bir dolu telakki tarzı. İnsan göründüğü gibidir veya göründüğü gibi olmalıdır demek istiyorsa yazar, buna fazla bir itirazın geleceğini sanmıyorum. Nitekim Mevlana'ya atfedilen söz, ya göründüğün gibi ol ya da olduğum gibi görün. Burada başkasını kandırma talebini reddediş öne alıyor. Kişi olduğu gibi görünmüyorsa veya göründüğü gibi olmuyorsa bir art niyet aranıyor, aranmalıdır da. Göründüğü gibi olmayan veya olduğu gibi görünmeyen kimse nezdinde kişinin iyi niyetli olduğuna ilişkin temel ilke ihlal edilmiş olur. Oysa bu ilke hukuk düzleminde ihlal edilmeye gelmez. Bu ilke ihlal edildiği takdirde Dolayısıyla kişi iyi niyetli kabul edilmediği takdirde hukukun asıla ve usule ilişkin bütün temel varsayımları alt üst olur. O kadar ki müddeyi iddiasını ispat yükümlülüğünden kurtulur. Her iftira ispat edilmeden muhatabın üstüne yapışıp kalır. Bu durumda da toplumsal yaşantıda huzur kalmaz. Dahası gücü olan, gücü olmayan üstünde hükümranlık kurmayı başarır. Olayın bir başka veçesi daha var. İnsan taş değilse değişir. Taş gibi sabit kalmaz. İyi'den kötüye, kötüden iyiye doğru, elpazenin bir ucundan ötekine doğru sürekli seyir halinde bulunur. Bu seyir hali dışarıdan görünmeyebilir dahası kişinin kendisi bile nereden nereye doğru seyir halinde olduğunu kestiremeyebilir. İyiden kötüye doğru mu yoksa kötüden iyiye doğru mu seyrediyor veya yolun bir noktasındayken geriye dönüşlerle seyrini tamamlamadan eski haline mi rücu ediyor bunu ayrıntısıyla bilmeyebilir, yakalayamayabilir. Ama kesin olan tek şey varsa o da insanın taş olmadığı ve iyiden kötüye, kötüden iyiye doğru sürekli bir gelgit içinde döneniyor olmasıdır. Daha da ilginci nesnel ölçütlere göre kötüye doğru olduğu varsayılan gidişin içinde iyiliğin barındığı ve bunun tersinin de doğru olabileceği ihtimali her zaman yürürlüktedir. İnsan içi dışı bir olduğu durumda bile taş değildir. Sürekli değişim halini yaşar. İyi'den kötüye veya kötüden iyiye veya kötüden daha kötüye veya iyi'den daha iyiye doğru olan gelgitler onun varlık tarzının özüdür.